Dev dalgalar arasında yol alırken aklımdan geçen tek şey, astronot yani yıldız denizcisi olarak az sonra evrenin derinliklerinde yaşayacağım olağanüstü maceraydı. Ve oraya giden tek yol az ilerideki deniz fenerinden geçiyor. Bir deniz fenerinden başka bir deniz fenerine. Dünyada olduğu gibi evrenin bazı bölgelerinde de kozmik deniz fenerleri bulunur. Kendi varlığını hissettiren, çevresini aydınlatan, yön gösteren, tam karşımda onlardan biri duruyor şu anda. Kendi etrafında muazzam bir hızla dönen, ultra parlak, kusursuz bir küre gibi görünen, 15 kilometre genişliğindeki bu küçük şey, aslında ölü bir yıldız kalıntısı. Milyarlarca yıl boyunca parıldayan, güneşten çok daha büyük sıradan bir dev yıldız, gün gelir çekirdeğindeki tüm hidrojeni yakarak tüketir, çekirdeği yavaşça büzülmeye başlar. Daha hızlı ve daha parlak bir şekilde yanmaya başlayan yıldızın dış katmanları ise şişmeye, yıldız büyümeye başlar. Uzun çağlar sonra sadece bir gün içerisinde çekirdeğinde demir oluşturmaya başlayan yıldızın değiştirilemez kaderiyle yüzleşme zamanı gelmiştir. Çünkü demir yakılamaz ve nükleer külden başka bir şey olmadığı için dışarıya doğru olan basınç son bulur. İçeri doğru ters kare yasasıyla çökmeye başlayan yıldız 5 kat küçüldüğünde yer çekimi 25 kat, 100 kat küçüldüğünde ise yer çekimi 10 bin kat şiddetli hale gelir. Ve yıldızın çevresindeki nonilyonlarca ton sıcak plazma ışık hızının %25'i yani saniyede 75 bin kilometre hızla yıldızın kütle çekimiyle içeri doğru çekilir ve çekirdekteki demire çarpar. Demirden geriye seken bu devasa plazma şok dalgası oluşturur ve birkaç saat içinde bu etki yüzeye ulaşarak evrenin en şiddetli patlamalarından birini meydana getirir ve tüm galaksiyi kısa bir süreliğine aydınlatır. Patlamanın gerçekleşmesinden sadece bir gün sonra buraya geldim. Çünkü bir nötron yıldızı 1 trilyon derecelik sıcaklıkta doğar ve sadece 1-2 gün içinde neredeyse sonsuza kadar kalacağı, yaklaşık 1 milyon dereceye kadar dramatik bir şekilde soğur. Üstümdeki HIV suit milyon derece sıcaklığa dayanır ama trilyon ya da milyarı göremez. Göremediğim başka şeyler de var. Diğer yıldızlar. Gözleri kör edercesine yayılan yoğun parlaklık ve aşırı kütle çekimi etraftaki nesnelerin hem görünmesini engelliyor hem de onlardan gelen ışığın çarpıtılmasına sebep oluyor. Günlük yaşamda görebileceğiniz en hızlı dönen şeyler blender ya da dairesel testere bıçağı gibi şeylerdir. Ancak bunlar bile saniyede birkaç yüz kereden fazla dönmez. Ama karşımda duran bu nötron yıldızı saniyede 716 kere kendi etrafında dönüyor. Normalde bu hızla dönen bir şeyin var olması mümkün değildir. İlk dönme anını bile tamamlayamadan tüm madde uzaya dağılır. Mesela Dünya. Kendi etrafında dönmesiyle meydana gelen merkez kaç kuvveti bizi dışarı savurmak isterken kütle çekimi daha baskın geldiği için uzaya savrulmuyoruz. Fakat Dünya'nın dönüşü hızlanmaya başlasa ve kendi etrafındaki dönüşünü 24 saat yerine sadece 1 saat 24 dakikada tamamlasaydı, Dünya yüzeyindeki her şey havada ağırlıksız olarak süzülmeye başlar, daha da hızlanırsa her şey uzaya savrulurdu. Ama karşımdaki nötron yıldızının içine birkaç güneş kütlesi sadece 15 kilometrelik bir alana sıkıştırılmış ve hayal edebileceğiniz her şeyden daha yoğun hale gelmiş durumda. Böylesine bir sıkışmışlığı evrende ayırabilecek hiçbir güç yok, tek bir şey hariç. Neler olacağını görmek için elimdeki madeni 1 lirayı nötron yıldızına doğru fırlatıyorum. İşe yaramayacak gibi. Yine yoğun kütle çekiminden kaynaklanan zaman genleşmesi ve ağır çekimde bir görünüm var. En iyisi benim yüzeye inmem. Bulunduğum yeri anlatabilmem için kurgusal olarak hayatta kalmak zorunda olduğumu kabullenmemiz gerekiyor. Ama bir anlığına ölümüm nasıl olurdu ona bakalım. Yıldıza yaklaştığımda beni ilk yok edecek şey, daha 1000 kilometre bile yaklaşmaya fırsat bulamadan dünyadakinden trilyonlarca kat fazla cızırdayan manyetik alanın vücudumdaki atomların yapısını bozmak olurdu. Bu ise kelimenin tam anlamıyla çözülmem demek. Manyetik alanla birlikte yıldızın kütle çekimi bedenimi spagettileştirerek belki daha hızlı bir şekilde yok ederdi. Eğer bu ikisinden kurtulup yüzeye biraz daha yaklaşabilseydim, bu sefer X ve gamma ışınları yok oluşumun başka bir sebebi olurdu. Peki bunları atlattım ve yıldızın yüzeyindeyim. Hayatımda gördüğüm en parlak, en yapışkan, en pürüzsüz bir şeyin üzerindeyim. Gökyüzü inanılmaz tuhaf görünüyor.
Her bir yıldız ufuktan ufağa saniyenin binde birinden daha kısa sürede gidiyor ve gökyüzünde onlarca ince çizgi oluşturmuş durumdalar. Bir deniz fenerine benzer şekilde. Nötron yıldızları her dönüşte hızlı enerji patlamaları gönderir ve ultra hızlı flash serisi yayar. Uzaklardan bakan birisi için bu deniz fenerini flash gibi kesintisiz görmek mümkün değil. Görsel olarak herkes kesintisiz, flashlamayan sabit bir ışık görür. Çünkü hiç kimse saniyede bir film projektöründen 30 kat daha hızlı olan bu kadar çok flaşı ayırt edemez. Madeni param buralarda bir yerde olmalı ama ışıldayan beyaz çölden başka bir şey görünmüyor. Yeni bir tane 1 lira çıkarıyorum ve yine yere doğru bırakıyorum. Ama para daha elimden düşmeden gözlerimin önünde birdenbire yok oluyor. Yere bakıyorum, orada da yok. Olan şu. Parayı serbest bıraktığım anda yıldızın yerçekimi onu saatte 7,2 milyon kilometre bir hızla zemine çekti. Bu hızı gözlerimin algılayabilmesi imkansız. İzmir'de elinizden bıraktığınız para bir saniye sonra Iğdır'daki arkadaşınızda. Buna benzer bir sihir. Yere düşen paramı bulmam artık imkansız. Yere çarpma hızıyla paramı oluşturan bakır, nikel ve diğer atomlar yıldızın tüm yüzeyine anında yayılmış ve yıldızın parçası haline gelmiş durumda. Yıldızın yüzeyinde meydana gelen en ufak bir hareketlilik anında yok ediliyor ve yıldızın tüm yüzeyine yayılıyor. Bu sebeple dünya üzerinde aklınıza gelen en pürüzsüz yüzeyden binlerce kat daha pürüzsüz burası. Dikkatimi çeken şey yıldızın yüzeyindeki dağlar, hem de binlercesi. Ama hiçbiri 5 milimetreden yüksek değil. Yine aşırı yerçekiminin sonucu olarak hiçbir nesnenin yüzeyde milimetrelerden daha fazla yükselmesine izin verilmiyor. Düşen her şey sıvılaşır gibi zemine yapışarak yok oluyor. Bir nötron yıldızının üzerinde durmama rağmen, üzerinde durduğum şey sadece nötronlardan oluşmuyor. Etrafıma baktığımda yıldızın her yerinde, ışık hızına yakın hızlarda hareket eden sanki bir elektron denizinin içinde yüzüyorum. Tüm yıldız yüzeyini tabaka halinde sarmalamış, kalınlığı sadece 1 santimetre civarında. Ayaklarımın altında dünyadaki elmastan ya da bilinen en sert madenden bile daha sert, kurşundan trilyon kez daha yoğun, proton ve nötronlardan oluşan demir bir kafes var. Fakat dünyadaki proton ve nötron oranının genelde eşit olduğu sıradan madde gibi değil. Her 8 nötrona karşılık bir protonun olduğu tuhaf bir madde ve dünyanın 2 milyar kat daha kuvvetli bir yerçekimi alanı yaratıyor. Nötron yıldızında delik açsa ve derinlerdeki çekirdeğe doğru yolculuk yapsaydım, nötron ve protonların birbirlerine daha da yaklaştığını, çekirdeğe daha çok nötron doluştuğunu görürdüm. Fakat biraz daha derinlerde çekirdekten nötronların sızdığı bir yere varıyorum. Çünkü çekirdek artık o kadar büyük ki, onu oluşturan nükleer kuvvetin gücü tüm nötronları bir arada tutmaya yetmiyor. Sonuçta çekirdeğe bağlı olmayan bazı nötron ve protonlar, artık süper akışkan halde serbest halde dolanmaya başlıyor. Bu serbest haldeki artı yüklü protonlar, nötron yıldızı dönerken büyük daireler halinde hareket eder ve daireler halinde hareket eden yüklü parçacıklarsa manyetik alanları yaratır. Hani şu ben daha yıldıza inemeden ölümüme sebep olan manyetik alan. Sebebi sürüklenen bu protonlar işte. Bu yakınlaşma ayrıca oldukça tuhaf başka etkiler de doğuruyor. Proton ve nötronları oluşturan kuarklar birbirlerinden ne kadar uzaklarsa aralarındaki çekim kuvveti o kadar güçlü hale gelir. Yakınlaştıklarında ise aralarındaki bağ zayıflar. Gerilmiş lastik ip hayal edin zihninizde. İşte derinlere giderken başlayan bu proton-nötron yakınlaşması aradaki bağı zayıflatır, kuarkların serbest hale geçmesini olanak tanır ve aralarında sanal gluonlar belirir. Çekirdekte birbiri içine geçen proton ve nötronların sınırları ortadan kalkmış, her şey kuark-gluon plazmasına dönüşmüş durumda. Aklıma ne geldi? Bazıları hep sorar, Güneş'ten bir parça Dünya'ya getirsek, nötron yıldızından şu kadar parça Dünya'ya getirsek ne olur diye. Bu nötron yıldızının çeyreğini, yani aşağı yukarı 5 kilometre genişlikte bir parçasını koparıp bir şekilde Dünya'ya getirsek ve serbest bıraksak, onu bir arada tutan kütle çekimsel basınç bir anda ortadan kalkacağı için yıldızı bir arada tutan enerjiyi serbest bırakmış oluruz. Bu da kopardığımız yıldızın kütlesinin yaklaşık %20'sidir. Eğlence olsun diye bunu yaptığımızda, şimdiye kadar patlatılmış en büyük nükleer bomba olan Çar bombasından 70 milyar kat, Güneş'in 40 saniyede ürettiği tüm enerjiden daha fazla bir enerjiyi tek bir seferde salarak tüm insanlığı ve canlıları yeryüzünden silebiliriz.
ses deneyiydi. Geldiğimiz nötron yıldızı ikili bir sistemmiş. Yani başka bir tane daha yıldız var. Ondan madde akıyor şu anda. Biraz daha madde gelirse kütlesi iyice artıp kendi içine çökmeye başlayacak ve kara deliğe... Sonumuzun yine böyle olacağı belliydi. Hep diyorum böyle sessiz, huzurlu, kafamızı dinleyeceğimiz bir dere kenarına gidelim, evrene oradan mesaj gönderelim diye ama yok. Ha dersen ki çayır çimen dere beni kesmez, macera yaşayalım. O zaman kanalıma abone olmanı bekliyorum. Bas beğen tuşuna, aç bildirimleri, at koşturalım birlikte evrende. Bu video ile ilgili yazmak istediklerin olursa yorumlarda buluşalım. Mutlaka seni görürüm ve cevap veririm. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgi, sağlık, bilim ve gökteki yıldızlar seninle olsun. Hoşça kal.